Ya ben şunu açık söyleyeyim. Bu videoyu görüyorsanız şu an abone olun. Abone olunması bu kanala beni mutlu edecek. Ya peki kardeşim, ben bu adamlara abone ol demedikleri için abone olmuştum. Şimdi abone ol dediler diye abonelikten çıkayım mı diyen izleyiciler için? Ben de diyorum ki bütün kanallarda abone ol, abone ol diyorlar. Evet. Bir bildikleri vardır belki. Belki de çok abone doğru. Ol demeyince insan abone olmaktan şey yapıyorlardır. Onu denemek amacıyla mesela şimdi abone ol, o zaman abone ol deyince abone olacaklar mı diye aynı zamanda da bir test yapıyoruz kendi içimizde. Seksi sesler günü. Evet. Abi bu şey var ya, Selena Sarıkaya reklamı. Ben hiç bilmiyorum. Head & Shoulders böyle sessiz sessiz konuşuyor. Ya evet ya, çok rahatsız edici değil mi? Abi ben bağırmak istiyorum ya. Öyle ona... İşte böyle konuş değil mi? Onu evet, onun tersi bir reklam ya. Çıksa böyle bağıra bağıra Head & Shoulders diye. Saçımı bundan yakıyorum! Hep onun arkasından gireceksin reklamı. Evet, ders reklam yaparım. Ya onun referansını verirken neyi baz almış acaba? Abi Türkiye'de böyle ASMR gibi, efendim Dirty Talk gibi böyle kirli konuşma... Dirty Talk. Evet, o tarz şeyler... ASMR ne demekti ya? ASMR, ASMR. Şöyle şöyle konuş. Aynen bu. Abi ben ASMR videosu izledim. Bir ara böyle bir yayın yapayım. ASMR nedir? Videolarına düşeyim diye. Açtım bunu söyleyeyim. Anam dedem gitti dedi. Dur lan, neydi açtım abi ben? Açtım bunu söyle. ASMR ne demek? Bakıyorum hemen. Anglo-Sakson. Mehmet Bey. Autonomous Sensory Meridian Response. Oo, response'lı bir şey varsa o response bizim sondaki response'ımız değil mi? Tabii. Evet evet. Hani, şu mesela. Belanı versin mesela. Otonom, evet. Sensory. Sensory Meridian Response. Tamam, çok karıştırdım. Evet. Şöyle açılıyor video. Hoş geldin. Video mikrofonun iki yanını öpüyor abi. Yani. Yani korkunç bir kabus gibi ya. Gerçekten ya, yani rüyamda o kadar boktan bir şey daha göremem ya istesem. Ve orada öyle bir ayarlama yapıyorlar ki sağdan ve soldan geliyor. Yani o sağa gidiyor, sen sağdan duyuyorsun. Sola gidiyor, soldan gidiyor. İşin gıcıklanıyor. Berber ASMR'iz. Bir tane berberin gerçekten kulağımın dibinde bağırmasını tercih ederim yani. Bu arada izlemekten. Onun ilk yani orta bir tane virtual haircut diye bir şey vardı. Hatırlarsın, çok iyiydi mesela. Böyle olmuyor. Aynen, videolar çok rahatsız oluyor. Ensem şu an... Biri yürüdüğünde ben bakmıştım, ne oluyor lan, kim geliyor diye bakmıştım yani. Çok rahatsız ediciydi. Evet. O binaural... diye bir mikrofon tipi var böyle, kafa şeklinde. Kafa şeklinde aynen. Onu kullanıyorlar. Holofonik mi diyorlar, bir şey diyorlar. Binaural mı? Binaural işte. Hmm. O tamamen yanında gibi mi şey yaptırıyor abi yani? Kendi tabii. İçerisinde 7+1 mesela sallıyorum, 5+1 ya, falan gibi. Kulak, sadece kulaklıkla deneyimlediğin için kulak şeklinde mikrofon. Sadece kulağımıza mı takıyoruz? Ya o zaman kameralarda göz şeklinde yapsınlar. Kameralarda göz şeklinde olsun. Öyle film izliyor. Salak adamlar. Bu arada o söylediğin reklam da... Şöyle bir şey, bir ara Şeker Bank'ın bir reklamı vardı. Tamamen sessizdi. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum abi, çok güzel sessiz. Güzel işte, o yayınlandığı dönem çok efekt olmuştu yani. İşte şey, çiftçi susarsa herkes susar. Hani çiftçi kredisi veriyor, tarım kredisi. Aa. Sessiz bir reklam tamamen ve şöyle oluyor yani. Bütün reklamlarda bir de öyle bir geyik var ya, yayında biraz açıyor sesini. Bilirsin. Evet. Hani normal gain dizi, normal yayın bitince reklam başlıyor, sesi açılıyor bayağı. Ve hani o Şeker Bank reklamı çıkınca pat diye ses kesiliyor. Bakıyorsun yani televizyona. Bir evet. Şey mi oldu diye. Hani televizyon mu kapandı diye. Ve adamın onun üzerine şey demesi. Hani çiftçi susarsa herkes susar demesi. Çok etkiliydi mesela. Evet. Ama tabii o sadece bir şey oyunu olunca. Hani ne oluyor lan deyip baktırmaya kalınca iş. İşte Selena Sarıkaya'nın Head & Shoulders reklamı oluyor. Hani Selena Sarıkaya çok bir de çıksa ya. Falan diye reklamı. Yok edilmeli yani. Ses küpü. Öyle bir tehditli ama değil mi? Düz Dünya Türkiye Facebook herhangi grubu. Hepinize öneriyorum. Düz Dünya Türkiye Facebook grubu mu var? Var var. Ve sen buna üye mi oldun? Tabii ki. Ben şehir olsa daha güzel değil mi? Sen Düz İzmir falan hani. Öyle devam ediyoruz. Düz İzmir. Daha lokal. İzmir düz. İzmir düz abi. Ben ya İzmir yuvarlak yani. İzmir boyoz şeklinde. Dersine gidip. Boyoz İzmir. İzmir boyoz şeklinde. İzmir düz. Yağlı falan üstü yağlı. Böyle akıyor. Kayıyor. Böyle hastalık yalan. İşte bu korona yalan muhabbeti inanılmaz evet, uçmuş var. Vaziyette bu Düz Dünya Türkiye'ciler. Altta yorumda yazıyor, benim bilmem ne öldü. Hayır ama yok. Ölmemiş olabilir mi? Ölmüş yani. Sen bir git bak.
doktorların verdiği işte şey ilacından ölüyor onlar falan. İnanılmaz bir komplo doktorların verdiği sonra ilaçtan öldüğünü mü savunuyorlar? Evet evet. Abi şey var, doktorlar öldürüyor sistematik bir şekilde. Buna inanıyorum. Tabii dünya, doktorlar zaten free yani, agent. Dünya düz olduğuna inanmak yetmiyor. Hani mesela düz dünya grubu. Hani burada biz sadece dünyanın düz olduğu alakalı saçmalayacağız değil. Kolektif olarak cahilliğimizi her şeye yayacağız. Korona ile ilgili de hani genel kanının tam tersine inanacağız falan. Çünkü tek bir kişi bunu savunsan sana geri zekalı ve aptal derler ama grup olarak daha sanınca, az geri zekalı olur. Evet. İşte şey tipler var işte mesela aşı karşıtı işte ben de kucu kan aşı yaptım adam bak ben de benden bir kötü bir şey var ben yaptım adam. Öyle bir şey olsa bende de bir şey var. Yaşayan kanıtısın ya aşının hiçbir işe yaramadığının. Bak ne kadar normal. Aşı yapıp şimdi o kadar lüzumlu bir şey olsa bana yapılır zaten. Ya sana reklam yapalım böyle bir tane. Aşıyla alakalı. Ve çok iyi bir ses kullanalım. Mesela Engin Altan düz. Sesim de düzen öyle. Aşı Neşer Asay'dı. Durumda olmaz. Özgür Durhan'a yaparlardı o zaman. Ya yani bunlar neyi savunuyor peki? Aşı ne yapıyormuş gerçekten? Aşının içinde ağır metal ve işte çok zararlı maddeler varmış. Bizi zehirliyorlar. Beynlerimizi kontrol ediyorlar. Bill Gates çip koymuş işine. Hatta Elon Musk'ın muhabbetinde kendilerinden geçti abi grup. Yani böyle girip sinirim bozuluyor. Bir şey yazmak istiyorum. Sonra hakaret edeceğim diye ve gruptan çıkacağım korkusuyla bir şey yazmışlar. Onu mu yazmışlar? Hayır yok, işte beynimizi kontrol edecek. Aşının içine attırmışlar. Elon Musk aşıları attırıyormuş. İçinde ufak ufak sana zevk ediyorlar. Anladın mı? Küçük Tesla'lar. Bu arada Elon Musk aşının içine attırsa şaşırmam ya. O kadar psycho bir çok zararlı bir şey olmaz yani. Abi şöyle bir şey duydum. Aşının içinde bir takım metalik bir şeyler ıvır zıvırlar varmış. Bu da yarın öbür gün olabilecek bir radyoaktif patlama seni daha çok etkilenmeni istiyor. Ebesinin nikahı. Orada radyoaktif patlama oluyor ben de. Ben aşı olmadım. Ben aşı olmadım. Hiçbir şey olmuyor. Ölümsüz bir seviyeye yükseliyorsun aşı şey yapıyorsun. Yani bir de düştü İç Anadolu'da oturan seni mi kontrol etmek isteyecekler? Hıyar herif. Ben ona çok şey diyorum anladın mı? Sanki bence birilerini öldürmek isteseler. Mastermind hepsi. Birilerini öldürmek isteseler zaten bomba falan atarlar. Evet yani anladın mı? Ben evet yani kontrol etmeye çalıştım. Benim daha zor. Şerefli ilgili... Koçhisar'da oturan sen şerefli yani o büyük zekanla bütün hocam, her şeyi çözmüşsün. Hocam Koçhisar'a hakaret etmeyelim ama ya. Şey oluyor değil mi hani basıyor adam arkadan. İnekleri sağ. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Abi şerefli koyunları, Koçhisar'a gitti. Koyunları kırp falan. Ama o dediği şey, o MK Ultra muhabbeti, o zihin kontrolü. Bir tane cadde var ve o caddedeki en görkemli dükkan Türk Traktör'dü zaten anladın mı? Şerefli Koçhisar böyle bir yer. Orada MK Ultra'nın geliştirme merkezi. Traktörler de Transformers'muş abi mesela. Onlarla dalacaklar bize mesela. Hiç böyle düşündün mü? Traktörler birden böyle robota dönüşmüşler. Buğday alıyor eline atıyor falan. Keşke öyle olsa ya bu arada. Ya bence daha heyecanlı bir öyle klimatik bir son olsa ve hepimiz o şekilde ölsek. Abi öyle robotlar hepimize yumruklarını soksa. Bir tane uzaktan akrabamız inanıyordu. Yurt dışında inanmış düz dünya olduğuna dair. Ve şey yaptım yani mantıklı şekilde dedim ki tartışayım hani fikirlerine falan diye. Bir tanesi şeydi. Şöyle bir şey diyorlar. Diyor ki dünya düz değilse su nasıl düşmüyor gibi. Hani aşağı atmıyor. Bir tanesi o. Ne? Anlamadım. Anlayamadım bile. What the fuck? Şimdi denizler var ya hani dünyada su var yüzeyinde. Su niye düşmüyor? Yuvarlaksa diyor ki niye akmıyor bu? Hani. Hadi yanlardan mı akmıyor? Yok ben anlamadım. Şey diye tartıştım bir daha bir şey demedim. Varlak ben bak alta kaldı, alttan damlayacak hani şey ben yok. Ben de eğleneyim diye şöyle dedim yani. Abi ben de inanacağım da hani kanıtımız ne yarın öbür gün sorarlar ne diyoruz falan şeklinde bir yani. Ben de onlardanım bana anlatıyor. Hani ben de vay falan dedim. Ya cidden sonra, bu arada beni de sonra dedim sonra inanmak ki, ya dedim dünya düz olsa da yandan akar. Yani. Düşesi varsa düşer yani. Bunlar da şey dedi kutuplar abi yanlardan böyle çeviriyormuş su akmasın diye. Öyle kutuplar oymuş yani yanda duvarlar var. Yuvarlakken niye çevirmiyor? Kutup yuvarlak halinde de yok mu? Yok yuvarlak da aşağı düşer.
aşağıdan tutması gerekiyor. Küre bak şimdi sen anlamadın. Suyu döküyoruz. Bak bu dünya. Kubbe var bir de anladın mı? Şöyle yanda duvar var abi şey gibi Game of Thrones'un duvarı gibi. Ha Game of Thrones'un. Sonra şeyden bahsettiler. Şey diyor abi dedim ben gece gündüz nasıl oluyor o zaman? Hani dedi ki mesela lamba geliyor ya buraya. Bura karanlık diyor buraya. Lamba geliyor buraya. Salondayız öyle gösteriyor mesela. Öyle abi gece gündüz öyle bir şey değil mi? Yani bura, salondasın ışığı açıyorum böyle mesela. Televizyon zifiri karanlık orası. Bura şey yani. Abi, vay be. Yani ya. Bu da yani Burak'ın kendini inandırmak da bir güç geliştiriyor. Hayal gücü yani. Kullanmak aslında bu yapılan. En son şeye döndü abi. Dedim ki tamam hani bu her şeyi onayladım. Dediğine %100 katılıyorum. Niye yuvarlakta ısrar ediyorlar diye. Şeye gitti abi sonuç. Bir tane kıyamet kopacakmış. Bunlar bir gemi yapıyormuş Illuminati falan. O gemiyle o gemiyle gideceklermiş. Biz de böyle ulan bak lan adam haklı çıktı falan diye aşağıdan el sallayacaksın. Bill Gates gemiyi sürüyor evet. Falan. Yani niye yapıyor? Teorinin sonu ne boktan bir teori. Evet. Gitsin abi. Düşünsene mesela ya. Şeyi. Bunun dünyanın düz ya da yuvarlak olması ne alakası var amına koyayım? Yani bilimi geç abi. Çok gerçek güzel bir dünya. Geç. Yani şunu bir sorman şey lazım. Neden abi neden yani? Niye yuvarlakta ısrar eden bir amaçları ne yani? Ne oluyor? Yani. Kimlik amaç eline de geçecek yani. Bu arada onlara da sormak lazım. Niye düz dünyada ısrar ediyorsunuz diye. Keşke bir düz dünyacı alsak ya. Çok değişik an. Bir şekil olsalar ben ısrar edebilirim. Disko topuymuş falan mesela. Mesela. Dikdörtgen. Ya hayır. Mesela onların mesela düz dünya teorisinde şey var mı? Dünyanın altı. Hani bu dünya ya. Evet. Orada da insan var mı yoksa düşüyor mu? Yok, bunlar? Tepsi gibi diyorlar. Evet, ama yani tepsiden aşağı düşüyor musun? İşte, ama götürmüyorlar oraya işte. Biz diyorlar, biz diyoruz ki mesela yani ben sonuçta gidebilsen aşağı mı düşeceksin? Evet, evet herhalde. Ama nereye düşeceksin? Çok ilginç. Bir de ne seni çekecek? Tabii. Zaten yer çekim varsa nasıl yuvarlak olmuyor? Bir daha bir teleskop al bak. Hani ay falan yuvarlak gözüküyor bombeli yani hani işte öbür gezegenler. Hepsi yuvarlak bizim gibi. Bizimiz bir tersiz. Onlar şey diyor. Projeksiyon. Güneş dönüyor diyorlar abi güneş. Ulan var ya bir teleskopu bakayım biz sen. Hiç bakmadım. Bir bakıyorum biz tamına koyayım tepsiler var her yerde. Tepsiler çaydanlıklar. Azıcık da var mesela. Ulan logo logo var. Aynen. Bir bakıyorum biz bu tepsi. Ay ama neredeyse mesela kameranın dijital zoom'uyla falan da görürsün yani ayı. Tabii tabii. Ay şeyde hakikaten belli oluyor bir hafif bombe sordu arkaya. Bana anlattıklarından sonra göz yanılması değilse. Dünya börek tepsisi gibi falan geliyor. Aynen öyle. Börek tepsisi. Aynen tabii ki. Su böreği tepsisidir. Aynen. Metal o yanları var ya oralar buzul. Ortası su böreği denilen kısım kıta. Evet. Deprem denilen de o peynirle şey falan. Hepsini öyle açıklamıyor. Her şeyi benzetim ha her şeyi. Mahma denilse fırın. Mahma fırın. Ben bu ara mesela hayvan gibi YouTube izliyorum. Hani hep YouTube'dayım yani. Hangi kanalları izliyorsun mesela? Abi Kamusal yabancı korku kanalları var. İşte... Cüneyt Özdemir'i izliyorum bir şekilde. Ne bileyim adam bir saat muhabbet ediyor. Muhabbet izliyorum daha doğrusu. Cüneyt Özdemir demeyeyim de podcast ve muhabbet içeriği çok izliyorum. Hani Cüneyt Özdemir böyle çok eski bir çocukken izlediğim çizgi filmleri hatırlatıyor bana. O yüzden konuşma tarzı falan olsun. Burnu da gergin ya böyle. Evet evet iyi anlamda. hani bir şekilde tutuyor, çekiyor seni adam. Bir şeytan gibi gözüküyor. İblis ya. İblis imp vardı ya. Diablo'daki. Evet evet imp. Baga diye ölen böyle. 3 altın çıkar falan. Böyle. Çok az altın verir onlar. Item da vermez, altın verir. 3 kuruş. Yani Elif'in bir garip bir sevimli şeytanlığı var. O çekiyor bence. Yani çok o da şeyden meşhur oluyor ya. Bir hani Türkiş web müziği koydular arkasına kahkahaları falan. O da ondan meşhur oldu. Haberciliğinden değil yani adam. Tabii tabii. Onunla popüler oldu. Adam show personası var zaten. Ve sosyal medyayı iyi kullanmayı biliyor. Ama onunla meşhur i̇şte olmadı. Onu kullandı işte. Dediğin şeyi kullandı yani. Bence. Bu arada o video üretilmiş değil. Kendi yaptı o videoyu. Yani Deep Turkish Web videosunu kendi koydu. Kendi videosuna Deep Turkish Web müziği mi koydu? Evet. Öyle mi? Öyle. Kendi kanalına yayınlanmış içerik var abi. Onu başkası koymuş. Yapıp... Hayır. Kendi yapmış. Evet. O zaman takdiri hak ediyor. O yüzden bence dediğimi kanıtlıyor herif aslında. Uğraşa Şeyma Subaşı gibi meşhur oldu. Güzel teyze. Ve kitabını da iliştirdi evet. Diye hatırlıyorum. Tabii ironik espri yaptı. Ve hani neden yapmasın ki? Ama çok linç uğruyor ya Cüneyt Özdemir. Ama onu istiyor adam işte. Hani sosyal medya linçinden besleniyor. İki taraftan da linç alıyor. Bence istemiyor bu arada. Çünkü bence çok net istiyor. Çünkü yani. Bazı şeylerde hani açıklama yapıyor hani
Linç uğramak isteyen adam açıklama yapmaz bence. Abi bence kaşıyor bak. Ekşi sözlükte kullanıcı var, yorum yazıyor. Beş kişi yazmış, Duygu cevap atıyor. Duygu Özaslan linçe uğramak istiyor ve açıklama da yapmıyor. Onun için orada değil. Cüneyt istemiyor, ayağa kayıyor arada bir. Hani şimdi bazı konulara giriyor. Diyor ki mesela buradan bir sıkıntı gelecek. Ama linçe uğradığı şeyler genelde daha geniş konuştuğu şeyin içinde. Mesela işte yanlış yani kadınlarla alakalı bir konu, yanlış bir şey söylüyor. O mesela çok büyük tepki alıyor. Sonra da diyor ki arkadaşlar ödemek istemedim. Özür dilerim falan filan diyor. İçten içe hoşuna gidiyor olabilir. Zevk alıyor şimdi. Evde böyle YouTube yorumlarını açıyor. Ya bu ses uçak yedim lan. American Psycho gibi. Evet. Ya pislik bir insan olsa böyle o eve bir giriyor atıyor takım elbise falan. Oh lan yarın da bana sallarım. Ya şey sahnesini görmek isterim bu arada. American Psycho'da bir sahne var ya şeyi öldürüyor. Naylon falan koyuyor. Aynen naylon. Hmm. Christian Bale şey neydi o herifin ismi ya? Jared Leto. Jared Leto'yu öldürdüğü bir sahne var. Detaydan anlatman da geç abi. Jared Leto'yu öyle hani Joker falan desen mesela değil mi? Evet abi şu an aklıma geldi. Robert De Niro şey işte. Mean Streets'te oynayan. 1972 abi kesin Martin Scorsese'nin bile izlemediği detay film. O sahnede Cüneyt Özdemir'i Christian Bale'in yerinde görmek isterdim. Hani baltayla geliyor. Bak, şimdi eski haberciler var onları öldürdü. Ben kendi YouTube ana sayfama bakarak ne izliyormuşum onu çıkartmaya çalıştım. Mesela film sahneleri izliyorum. Evet böyle doğru. Böyle en sevdiğim şeylerden bir tanesi akşamüstü aktivitem. Açıyorsun zaten hemen bin türlü şey geliyor. Filmlerin en güzel sahneleri abi. Çok zevkli. O her şey izleniyor ama. Özellikle sonra, Die Hard. Top 10 falan var bir de Volkan Bey o da güzel mesela. Evet hatta abi mesela. En kanlı ölüm sahneleri ha. Falan. Çıkma ya! Böyle bir şey yani. Sonra korku animasyon bir kanalı var geceleri. Cüneyt işte öğlen sonra, öğleden sonra. Saati var hepsinin. Aynen. Sonra mesela Caner'in Loş Caner. Sohbet Boğaç çıkmış. Caner Prime Time programı. Evet. Evet. Sonra yo, böyle bence bazı politize içerikler. Barış Özcan çıktı ama artık Barış Özcan'a şey yapamıyorum biraz sıkılıyorum. Abi Barış Özcan'ı izledim çok, geçen. Şu adama tane... uyuz oluyorum onu seninle ayrıca konuşacağım. Bilmiş bir adam ya. Kim o ya? Ben yorum yapmayacağım abi. Boş ver ya. Ben biliyorum şeyi gördün değil mi? Ekrem İmamoğlu cosplay değil mi? Bir dakika dur. Ekrem İmamoğlu cosplay. O kadar merak ettim ki kim olduğunu şu ya anda. Şu an unseen yapamayacağım bu deliğini. Abi yani. O adama gidip şey demek ay lazım. Ya. Her Ekrem Bey. Çok merak çok ettim. Çok kötü bu arada. Evet. Sonra Celal Şengör ile İlber Ortaylı muhabbetleri. Çok onlar severim. Şey tatlı aşırı, kaçıklar. Aşırı entelektüel. Çok sevimli adamlar çok ya. Sevimli. Ben çok seviyorum tatlı ya. Tatlı kaçıklar da dizi vardı. Evet abi evet. Çok sevimli. Sonra konuşmuştuk geçeceksin şempaze. Bak Efe Aydal. Bir ara konuştuk. Efe Aydal. Aydal mı? Türkiye'nin ilk YouTuber'ı. Evet ya yani. Altında da ikinci YouTuber'ı var. Gayet de. Sıralanmışız değil mi abi? Birinci bir, iki, üç. Ödül alıyoruz böyle. Yorekok. Üçüncüde ben mi çıktım? Evet. Bravo. Vay be güzel playlist olmuş. Sonra Şaka Değil Şeyma, Kitap Analizi Cüneyt Özdemir. Hakikaten içi dışı bir bir adam mısınız Volkan Bey? Tebrik ederim sizi. YouTube ana sayfanız bunu gösteriyor. Ben açım utanırım. YouTube ana sayfa falı. Nasıl fikir? Çok iyi. Benim YouTube ana sayfa falı. Ben göstereyim mi benim? Öyle bir geçen zamanki falan var. YouTube ana sayfa falan. Çok değişik şeyler çıksa ya böyle. Son gün karlı falan. Ya. Bütün... Kendime bakıyorum Allah belamı vermesin. Benim çok acayip şeyler çıktı ya. Mesut Çevik çıktı ana sayfamda. Tamam. Herhalde ekran kartı falan alacaksın o yüzden girdin. Yok hayır. Cahit Berkay çıktı. Hayat kalitem arttı bak. Benim öyle bazı şeyler vardı. Ben sana ilgilenmiyorum dedim YouTube'a. Bak çünkü ısrarla hiç izlemememe rağmen getiriyorsun önüme. Aa vay Japonca modundan kalması değil mi? Abi o video çok iyiydi ya. Muhteşem ya. Yamodakko'dan. Çok güzel o. Ben de izlemedim abi. Bak herkes YouTube ana sayfasına bakıyor. Tamam hadi. Evet doğru. Resmen yani. Hadi bir yorum daha patlatın da. Dur bu kadar sorduk insanlara. 150 aa tane cevap geldi. Sonra kızıyorlar. Durun. Gönlüm. Çok uzun. Niye cevap vermediniz yorumlarıma? Moda konuşun demiş biri. Moda hangi organınızın böyle olmasını çok iyi anladığını düşünüyorum moda. Şey moda ya moda ne anlatıyor? Moda. Allah Allah moda neymiş ya? Bunu böyle gidip Versace'ye falan desene. Volkan Bey moda hakkında ne düşünüyorsun? Cesedine sikayım modayla. Sikayım modayı böyle ne abone? Kamera dönüyor işte Versace, evet. İşte Gucci, ne bileyim ben Zartzut falan. Sonra bana göre sikerim modayı. Hani son sahnede bu. Siktik ben modanızı. Arada Uğur Kanerez var böyle boydan çıkmıyor.
Şöyle bir şey gördüm abi. Marka takıntısını anlayamıyorum. Yani bu şeyden bahsetmiyorum. Adidas işte, Nike falan bunlardan bahsetmiyorum da işte Versace, Louis Vuitton çanta. Ya yani mesela abartı. Demet Akalın'ın Louis Vuitton gözlükleri. Evet. Şöyle bir şey oldu. Kutsal Motor'a çıktım. Giderken de öyle giyindim yani. Her zamanki kadar umarsız ve umursuz giyindim. Tişörtümde Nike yazıyormuş. Üstüne giydiğim şey Adidas'mış. Mesela hayvan gibi benimle ilgili sadece bunu yazmışlar. Adama bak ya. Nike'ın üstüne Adidas giymiş falan. Yemez misin ya, abi? Ne kadar saçma yani, bir şey. Yani ne olacak ya. Abi falan abi, bu, onlar düşman. Kadar düşman. Nike mi giyeceğim yani? Bu birinci dünya problemi. Tam olarak bu. Ay çok bu. Tam anlamında birinci dünya. Böyle hakikaten çok dandik. Ya sana garip onların rakip film olduğunu nasıl bilmezsin? Yani hakikaten. Hayır nasıl bunu ben görmedim. Aptala bak ya, üstünde ne, tişörtü altında başka. Salak! Bunu nasıl sinirlenir? Ya evet ya, buna niye sinirlenirsin ya, anladın evet mı? Hani böyle üstüne, içine Galatasaray, üstüne Fenerbahçe şeyi giysen bile bence. Ulan Umru olsa bir şey demeyeceğim, başka spor markası mı yok? Böyle kızmıştım yani gerçekten. Ay bana kıraathanede oturuyorlar amcalar ve televizyonda böyle küçük bir tüplü televizyonda Volkan'ı görüyorlar. Ya şöyle gitsin. Ve ona yorum yapıyorlar. Evet öyle geldi. Lan salaha bak. Nike'ın üstüne Adidas giymiş. Gerizekalıya bak. Çok acayip. Abi. Adidas'ın üstüne Nike giyse bir nebze bir şey söylemeyeceğiz. Ay moda. He, bence bir de biz, moda bak, çok boş bir konu ya. Kusura 80'ler bak, böyle ara moda oldu. Sonra üstüne abi. 90'lar oldu. 2000'ler olacak. Böyle. Ay, çok arkadaşlar çok ilginç bir tespit yapayım mı? Moda programlarında bile moda konuşulmuyor ya. Ben izliyorum. TV8'de falan böyle. Sen bana birbirlerine bok atıyor. Hani modadan bir şey bahsetmiyorlar. Moda tasarım okuyan arkadaşlarım vardı. Onlara bile soruyordum moda nedir diye. Böyle suçresi falan diyorlar işte, tasarımdır hepsi. Efendim bu bile bir modadır falan. Diyorum kardeşim yürü git. Birader bir git gerçekten. Bardak yani. Moda olur mu? Moda farklı bir şey. Moda zenginlerin, ya yani belirli fakir insanların zenginlerden para koparmak amacıyla ortaya uydurduğu bir şey gibi geliyor bana moda. Yani tişörtüm var 20 lira. Adam orada trilyon kazanıyor. Ben diyor ne yapacağım bu paraya, ihtiyacım yok trilyon diyor. Sen de diyor şu tişörtü al diyor. O da diyor bir trilyon diyor. Adam diyor ki tamam gideyim ondan alayım. Ya, yani moda sektörünün iç yüzünü. Aynen öyle. Bir böyle olmuş. Abi giyim hakkında tamam moda değil belki ama giyim hakkında şöyle bir şey diyebilirim. Bir aldığınız bir kıyafet uzun süreli giyilebiliyorsa. Onlar Sovyet malıdır. Bence olmuştur. Bence o tip şeylerden yürümek. Kalitesi. Yani kaliteli yani bu. Tekstil. Mesela sen tekstil bazında bakıyorsun. Evet yani. Tekstil daha böyle kapitalizm bakışlarız. Bir İngiliz atasözü şey der ki. Ben hakikaten çocukluğumdan giydiğim montlarım var. Hala giyiyorum mesela, yani. Mesela geçen böyle programa biraz baktım geçerken. İşte kadın diğer kadının ne kadar yanlış giyindiğini ona evet, izah etmeye çalışıyordu. Şunun altına diyordu şu ki, olmaz. Bunu böyle giydiysen burada bitecek falan diyor. Kadına bakıyorum şey gibi hani böyle hani. Bir çarşafların arasında atmışlar, o da kalkarken üzerine bir şeyler alıp kalkmış gibi duruyor. Hani her şey bir şeye bağlanıyor falan. Hani bana göre şöyle bir şey, bakıyorsun çirkin diyorsun, bitti yani. Buradan burada bitecek falan diyor, kadın anlatıyor falan. Ben hiçbir şey anlamıyorum. O çirkinliğin de bir estetiği varmış. Onun hiçbir fikrim yok abi, yani ne olduğuyla alakalı. Ya şey de öyle mesela. Kadın modası acayip şey yani. Sanatta da var ya aslında, bir bozulmaya başladı mı? Hani üstüne bir modernist anlayış, postmodern getirince boku çıkıyor. Tabii canım. Yani şey vardı. Boku. Çok güzel söyledin. Boku çıkıyor. Şey, Goku vardı ya şeyde, Dragon Ball. Boku. Abi adam şey mesela bir tane yurt dışında öyle bir sergi yapmışlar. Şey diye anlatıyorlardı okulda böyle postmodern sanat örnek olarak. Adam gelmiş bir tane böyle şey kapatmış hangar gibi. Komple içine saman yığmış, tamam mı? Demiş ki bu benim sanat eserim, 2 milyon dolara satıyorum. Marcel Duchamp mı yapmıştı onu ya? Emin değilim. Böyle bir adını bilmiyorum, yalan olmasın. Pardon. Şeymiş, Bedri Başkan. Asıl o, pisuar yani. Bir de bu bir pipo. Yani o değil mi? Yani değil şey abi mesela yok. Sen pisuarı koyunca o sanat olur anlamı açısından yani. Herkes şimdi o zaman yani. Dolandırıcılara bak ya. Evet. Sonra işin garibi şu, ya 2 milyon dolara satışa koyuyor. Satılmayınca hurdacıya vermek zorunda kalmış adam yani. Sanat değer açısından. Kimse almıyor. Hani 100 liraya bile veremiyorsun 20 yani. 20 liraya falan yani vermiş. Toplatmak için geri para vermek durumunda kalmış. Ya tutarsan bir arkadaşım olmuş. Yazmış yani toplum yozlaşınca da sanat buraya doğru kaydı. Hiçbir alakası yok. Her şeyde toplum. Bence mesela bu gerizekalıda Andy Warhol'un çok payı var. Andy Warhol'dan nefret ediyorum abi. Andy özellikle Warhol... bak sanat tarihi dersi aldım. O herifin o hamburger yeme videosu var. Tabii izlediniz mi? Evet, adam biliyorum. 10 dakika boyunca bir tane Big Mac yiyor. Evet. Ya gerçekten
hayatımdan nefret ettim yani. Hocamız bizi Can zorla izletmişti. O herif bu işi öyle paketlemiş ki o sanattaki erozyonun bence en hızlandığı dönem. Yani daha öncesinde de vardır muhtemelen. O başlatmış yani. Bunu da yapabiliyorsunuz demiş ve millet onun peşinden gitmiş yani. Başlatmamış olsa bile gerçekten çok hızlandırmış yani. İşte dadaistleri falan anlıyorum. O dönem sanatın ne olup ne olmadığının tartışıldığı bir dönem var. O çok okey ama bir şu an geldiğimiz noktada yani her Biennale'e gittiğimde güzel şeyler görüyorum, çok keyifli şeyler var. Ama bu ne lan dediğim çok şey oluyor yani. Ben tartışırım kardeşim. Her geçen kardeşim. Sene aşağı ediyor Can yani. Bey demin belki çok güzel bir şey söyleyecektiniz, lafınızı kötü espriyle kestim. Yo, buyurun. İçimde oturmasın, kalmasın diye söylemek istedim. Bu konuda da size bir tane matruşka hediye ediyorum. İçindeki şu altı oturmuyor, niye bilemedim. Beni çok zorlamış, bence bu matruşka bunun altı değil. Bir küçüğünü hediye edin hocam. Seneye de giyer. Peki sanat nedir abi o zaman? Sanat hiçbir şey değildir ve 2012'de bence tarih gelişimi durdurdu. Volkan Bey şey çok saçma geliyor. Bence şu an bitmiştir sanat denen şey. Ben de öyle düşünüyorum. Bulunmuştur, bitmiştir. Şu anda sanat olması için çok uğraşmak lazım. O da saçma bir şeye giriyor yani. Abi. Çok böyle düşünen var bu arada. Yani olay hakikaten öyle işte. Modern, postmodern, postpostmodern. Hani başa mı dönüyor? Şu an Türkiye'de bence sıfır. Yok. Yani tamamen tüketti kendini. Yani şimdi tabii ki de hani ya onun güzel, daha çabasında olan sokak sanatı falan yapan harika şeyler çıkaran insanlar var yine. Hani takip edince işin içine dalınca bir şey birilerini görüyorsun. Zaten yani. Şu an tek direnen dal bence sinema. Diğerler hadi belki yani tiyatro. O da bir sanat. Yani ucundan sanat ya. Hani falan. sonrasından tutulmuş bir sanat ya. Hayır tiyatroyu yani. Tiyatroyu bitirdiler bir de. Hani yani, bu dönemde iyice. Niye yedinci sanat deniyor? Yani çünkü hani önce altı tanesinin sonuna eklenmiş bir. Çok sevilmez. Ha şöyle. Böyle şaşı bak şaşır böyle sanat. Ha şöyle sevilip sevmemesinden değil de. Hani klasik sanat şeyi yok olup gitti. Yani şu an yağlı boya mesela resim dediğin şey. Hani çok kimsenin ilgi göstermediği, belli bir jenerasyondan sanat sonra artık tamamen... Sanat dalını sayamıyoruz, o derece maruz kalmıyoruz ki yani. Hani karıştırıyor insanlar, heykel vardı, şey vardı. Hani yedi dal diyoruz da mesela, say desen. Hani şimdi hop diye ben sayamam yani. Bence mesela çok geçerli bir sanat bence ama hiç Türkiye'de yok. Mesela mimari. Yani bence bu dönemin parlayan sanatının, yani mimarların böyle isimlerini biliyor olmamız ve adamın yaptığı şeye bak dememiz gereken bir dönem. Bence bilinçli olarak da birazcık bitirildi. Ama işte Fransız işte. Balkon, alüminyum korkuluk ve şey ya tuvalet taşı gibi. Ama. Sadece Türkiye değil Amerika'da da çok rağbet görmüyor ki mesela. Bu bahsettiğiniz muhabbet. Şöyle bir şey var, Avrupa'nın inşaatsal belki gelişimi durgun. Hı. Avrupa'da bir tane dahi bir bina yapılmamıştır. Bütün Avrupa'da bu sene bir tane bile bina yapılmamış olabilir yani. O kadar hiçbir şey yapmıyor herifler, bitirmişler. Biz ise hayvan gibi inşaat atağı yaptığımız bir dönemden geçtik. Ve mimari tane, olarak bu kadar boktan... Bir tane sike sürülür bir bina yapılmadı ya. Ya evet. Gerçekten yok. Bir tane ya. Yapın yok, lan. Yok yok ya. Bir tane yapın. Mesela Kadıköy'de... Sike sürülür bu İspanyol bina tarzı... bina eski. Öyle çıkar. Bakayım. Öyle lan. Nereye sike sürülür bina? Bakayım sürülüyor mu? Ha şöyle, Kadıköy'de bu İspanyol mimarisinden şeyler var. Yürüdüğün zaman bir apartmanın avlu şeridinde yürüyorsun. Oraları Moda Caddesi'nin bir kısmı öyle ya. Hani dükkanlar var, binanın ilk katı yukarı öne doğru çıkıyor ve kolonlarla bir koridordan yürüyorsun aslında. İspanyol mimarisi olan bir şey bu. Bütün o şeylerin içinde mesela mermer bir tabelada o binanın mimarının ismi yazıyor. Hani aslında mantığın böyle olması gerekiyor. Bence en geçer sanatın şu an mimari olması gerekiyor abi. Bizde ama Dülgerler inşaat. Dülgerler. Şeyler yazıyor yani binaların. Abi şeyde Kadıköy'e girerken yazıyor böyle Fikirtepe'de. Ananın amı inşaat hayvan gibi. Tabela böyle yanıyor falan. Eyvallah kanka anladık da bir tane bina yapmışsınız ya. Okey amına koyayım ya. Ya şeyde bir tane var ya dünyanın en çirkin binası diye Türkiye'de bir bina var. Geçen yıkılmış onu böyle yarım mi? Uzun falan böyle garip bir şey. Sarı deforme böyle bir değişik. Dünyanın çirkin binası diye böyle altı anlaşılmaz boş bir bina. Altı ya ben bunu bu arada o kadar da çirkin olduğunu düşünmüyorum ya. Ama şeyi hak ediyor ya. O mesela bir sanat eseri olmuş bence o. Hani kendi içinde. Öyleymiş ya meğer mesela. Mesela adam uğraşmış öyle yapmış. Onu. Bak nereden sanat eseri işte Barcelona'da Gaudi'nin Amsterdam'da evleridir. Da böyle yamuk binalar var. Ya, tamam aynısı doğru, değil tabii ki. Ne güzel ya. Abi Gaudi'nin evlerini dip geziyorsun. Yani sanat işte böyle bir şey. Hani nasıl gidip resim bakıyorsun.
Ben gittim bütün Gaudi'nin evlerini gezdim mesela. Biraz da pazarlama abi. İşi de olabilir. Olsun. Pazarlanacak bir malım var elimde. Evet. Tabii ya. Yani. Onu biz hiç o konuya girmiyoruz ya. Yani. Peki şimdi Volkan Bey, ben mesela şu anda kendimi soyutladım. Dışarıdan sizi izleyen bir crossover talk izleyicisiyim. Siz beni dediniz şimdi ben canlı mesela kurgulandı bu video. Ben paralel evrende izliyorum gibi düşünün. Siz dediniz ki abone olun. Ben de izleyici olarak size şunu soruyorum mesela. Neden abone olmalıyım? Şimdi abone olmak ne ki? Önce abone olmanın çok ne doğru. olduğunu anlatmamız lazım. Abone olduğun zaman bir kanala yeni video yüklendiğinde küt diye önüne çıkıyor. Bu bir. O zillere falan tıklaman lazım. Bunun neden yaptığını bilmiyorum. Çünkü YouTube şöyle düşünüyor. O zaman telefonun herhalde. Titriyor bir şeyler oluyor. Hayır, hayır. Yo, YouTube benim şöyle açık diyor. Gelmiyor bildirim. YouTube şöyle elitler diyor. Tarafından yönetildiği için orada sana diyor ki, bildirimi göndermiyor. Abi. Diyor ki bir kanala abone olman yetmez. Bir de çan çal. Bir de zile tıklaman lazım diyor. Abi ne kadar salakça bir şey. Abone oldum lan işte lan. İşte adamın izlemek istiyorum yani videolarını. Ya Kerem rahmetli babam. Başlatma zilinden milinden. Sigara bırakma hatları vardı ya. Ha. Onu aramış. Demiş ki işte sigara bırakmak istemiş. Şey demişler. Yani bir yere çan az. Üç defa vur bırakacağım. Biz de o zaman abone olun. Evet abone ol. Abone ol. Ya da abone olmayın diyelim. Abone olun. Ters etkim yani. Abone olmalı. Ters gibi. Hayır, çünkü sonuçta mesela bizim 30 küsur bin abonemiz var. İşte, iyi ha? Hayır, mesela 60 bin izleniyor mesela, 70 bin izleniyor değil mi videolar? 80 bin izlenen var. 100 bin izlenen var ya. Abone sayımızın üzerinde izletiyoruz evet, demek evet, ki. Ama abone gelmiyor. Niye o insanlar abone olmuyorlar mesela? Onu bir düşünmemiz, şey yapmamız gerekiyor. Ben bu konuya biraz alınmaya başladım. Bence de artık tadında... Bence abone evet, olunması yani lazım. Yani üzeniyoruz gibi hissediyorum. Ben artık yani... Bilemiyorum. Ya kardeşim ben abone olmayı unutmuşum. Farkında değilim. İstesem olurum. Benim için çok kolay bir şey. Sıkıntılı i̇şte da değil. İşte bu bir fırsat. Ha evet. Sizi de mutlu edecekse bir tuşa basarım. Şu an abone olabilirsiniz. Yes. Ya ben şunu açık söyleyeyim. Bu videoyu görüyorsanız şu an abone olun. Abone olunması bu kanala beni mutlu edecek. Ya peki kardeşim ben bu adamlara abone ol demedikleri için abone olmuştum. Şimdi abone ol dediler diye abonelikten çıkayım mı diyen izleyiciler için. Ben de diyorum ki bütün kanallarda abone ol diyorlar. Evet. Bir bildikleri vardır belki. Belki de çok abone doğru. ol demeyince insan abone olmaktan şey yapıyorlardır. Onu denemek amacıyla mesela şimdi abone ol, o zaman abone ol deyince abone olacaklar mı diye aynı zamanda da bir test yapıyoruz kendi içimizde bu, değil bu mi? Bu kelimeyi keşke daha güzel bir kelime bulsalarmış baştan. Abone ol. Çok tatlı. Abone çok tatlı. Doğru direkt yolcu evci ben aboneyim. Zaten beğendiğim bir içeriğe abone olursun. Biz de mantıklı bir şey istiyoruz diye düşünüyorum. Mesela abone yerine mesela Cani. Cani mi? Böyle bir şey aynen. Cani olun. Cani olun. Cani. Ya bir tıklamak lazım işte abi. Belki de İngilizce kullananlar da anlamıyorlardır. Öbür bölüm mesela bunu söyledik ya Volkan Bey. Olmamış aslında aşırı sinirli girelim. Evet. Hani söylemedim lan! Şerefsizler! Çok aynen. mu zor bir tuşa basmak lazım? Olabilir. Burada adam öldü. İhtiyacımız olmasa da. Ben şeyim böyle hani aha. Öldürdüm mü? Arada Nasrettin hocamız girmiş. Espri yapayım derken. Evet kısacası ortam... abone olun. Doğru. Abone olun. Bitirelim dedikten sonra gene 45 dakika uzatmamız lazım. Evet doğru.